Gençler, öncelikle çok teşekkür ederim beni bu programda ağırladığınız için. Gerçekten genç neslimizin bu tür meselelerle ilgilenmesi, özellikle dijital yayıncılık meselesi günümüzde son derece önemli. Çünkü gençler artık sadece kitap okumuyor, YouTube'dan videolar izliyor. Dolayısıyla bu sizin yapmış olduğunuz çalışmaların çok anlamlı olduğunu belirtmek isterim. Ben Safranbolluyum. Safranbolu biliyorsunuz Osmanlı döneminden günümüze intikal eden çok önemli yerleşim yerlerinden bir tanesi. Dolayısıyla ben bu şehrin sokaklarında dolaşıp o tarihi çeşmelerinden su içmiş ve bu şekilde yetişmiş bir gencim. Belki bu tarihi atmosfer içerisinde yetişmiş olmanın benim tarihle ilgili mecraya kaymamda etkili olmuş olabileceğini sadece varsayabilirim. Açıkçası ben de bundan çok fazla emin değilim. Tabii benim yetişme hayatımda en önemli temel taşlardan bir tanesi evimizde bir kütüphanenin bulunması. Hatta çocukluğumda çok iyi hatırlıyorum. Bir altı parmak tarihi vardı, peygamberler tarihi. Ben o kitabı defalarca okuyup hatta neredeyse kitap paramparça hale gelmiş. Çünkü bölümlerini tekrar tekrar okumuştum. İkincisi de benim babaannem öğretmendi. Hatta kız kardeş de öğretmendi. Dolayısıyla böyle okuma ve eğitime olan ilgimde ve benim bu anlamda yetişmemde rahmetli babaannemin üzerimde çok büyük emeği olduğunu düşünüyorum. Yani belki görünmez bir el olarak üzerimde varlığını her daim hissettiğim bir kişi olmuştur. Ben üniversiteyi Gazi Üniversitesi Tarih Öğretmenliği'nde Kırşehir Eğitim Fakültesi'nde okudum. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarihinde de doktoramı Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktoramı yaptım. Profesör Doktor Süleyman Kızıltoprak hocanın nezaretinde. Ancak benim çalışma konum Osmanlı'da vakıflardı. Vakıf sistemi üzerine ve özelde de 3. Selim'in sadrazamlarından Safranbolulu İzzet Mehmet Paşa'nın vakıfları üzerine doktora tezimi yaptım ve sonrasında da onun biyografisi ile ilgili de güzel bir biyografi kitabı kaleme aldım. Safavi tarihine yönelmem daha geç dönemlerde oldu. Şöyle ki doktora tezimi yazarken yaklaşık bir yıl İran'da bulundum. Farsça öğrenmek için orada tabii bir dili öğrenmek için yerinde bulunmak, sahada bulunmak ve o insanlarla sürekli içli dışlı olmak gerekiyor. Bundan dolayı yani kitabi bir dil öğrenmeden ziyade sahada yerinde dil öğrenmek amacıyla İran'a gittim. Orada bir yıl kadar yaklaşık olarak kaldım. Ve bu sürede Safavi tarihine ilgim, alakam oldukça arttı. Doktoradan sonraki süreçte yine doktora tezimle bağlantılı olarak vakıflarla ilgili çalışmalar yürütmeye devam ettim. Birçok bu konuda makale neşrettim. Ama aynı zamanda Safavi tarihine de yöneldim. Burada tabii İran'da Farsçayı olabildiğince iyi düzeyde öğrenmemin de etkisi oldu. Neden Safavi tarihine yöneldim? Çünkü Türkiye'de Safavi tarihi çalışmaları gerçekten emekleme aşamasındaydı ve Türkçe'de neredeyse hiçbir kaynak yoktu Safavi tarihiyle ilgili ve ben bu boşluğu gördüm. Akademik hayatımın ilerleyen dönemleri için Safavi tarihinin ana kaynaklarını özellikle Türkçe'ye kazandırmak için özel gayret içerisindeyim. Birkaçını ortak çalışma yürüttüğüm Doktor Hasan Esedi şu anda Erdemli Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Onunla birlikte yürütüyoruz ama aynı zamanda dünya literatürüne girmiş Safavi tarihiyle ilgili çok önemli eserlerin de Türkçe'ye kazandırılması ile ilgili gayretlerde bulunuyorum. Bunun dışında yine Safavi tarihinin tüm ana kaynaklarını Türkçe'ye kazandırmak gibi kendime özel bir misyon yükledim diyebilirim. Bir defa Türklerin Orta Asya'dan Batı'ya göçlerinde çok önemli güzergahlardan birisi olmuştur İran. Ve Türkler daha çok askeri personel olarak daha Abbasiler döneminden itibaren İran coğrafyasında müessir bir rol oynamaya başlamışlardır. Özellikle malumunuz Büyük Selçuklu Devleti'ni kurdular. Harezm Şahlar Devleti kuruldu. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasıyla birlikte pek çok Selçuklu Devleti kuruldu. Karakoyunlar, Akkoyunlar, ardından Safeviler, işte Nadir Şah'ın egemen olduğu Afşarlar, sonrasında ara dönem Zentler var. Onlar Türk değil ama ondan sonraki süreçte Kaçarlar,
1794'ten 95'ten 1925'te Pehlevi Hanedanı kuruluncaya kadar etkili olmuşlar. Yani yaklaşık olarak 1000 yıllık bir süreç içerisinde Türkler İran coğrafyasında etkili olmuşlardır. O coğrafyanın sosyolojisinde, tarihinde, edebiyatında, felsefesinde, her sanatında, her şeyinde Türkler etkili olmuşlardır. Bugün yine malumunuz İran coğrafyasında çok ciddi oranda bir Türk nüfusu yaşamaktadır. İşte bütün bunlardan hareketle İran coğrafyası Türk dünyasının kesinlikle çok önemli bir parçasıdır ve bir parçası olmaya devam etmektedir. Tabii Safevi Devleti yaklaşık 1501'de kuruldu ve 1732-36 tarihi biraz tartışmalı ama yaklaşık 200 küsür yıl bir devlet süreci yaşadı. Ancak bunun bir o kadar da daha öncesi var. Daha 1300 yani Osmanlı Devleti kurulduğu zamanlarda bugünkü İran'ın Erdebil eyaletinde Şeyh Safiyüddin isminde bir tarikat şeyhiyle karşılaşıyoruz. Şeyh Safiyüddin Gilan bölgesinde Şeyh Zahidi Gilani isimli bir şeyhden yetki alıp Erdebil'de kendi tekkesini kurdu. Ama Şeyh Safiyüddin'den daha da öncesinde onun altı göbek yukarıda dedesi aslında Erdebil'de mukimlerdi. Erdebil'in çok yakınında bir 4 kilometre falan. Bugün herkes Erdebil'deki tekkeye odaklanıyor. Orada bugün çok kapsamlı büyük bir tekke var. Ama Şeyh Safiyüddin'in babası ve dedeleri Erdebil'in bir 5 kilometre falan uzağında yaklaşık olarak Kelhoran diye bir bölge var. Orada bir aslında tekke vardı ve Şeyh Safiyüddin'in babaları ve dedeleri orada metfundur. Dolayısıyla Şeyh Safiyüddin'den hareketle bu tarikata Safevi tarikatı denilmiştir. Bu ailenin kökleri İran'da çok eskilere dayanmaktadır. Aslında bu tarikat, yani bu tarikatın ve devletin Türklüğü meselesi Türkiye'de ve İran tarihi çalışanlar arasında ciddi tartışma konusu ola gelmiştir ve bugün tartışmalar hala devam etmektedir. Ancak Safevi Devleti kendisini Hazreti Peygamber'e dayandırmaktadır. Seyyid soylu olduğunu ispata çalışmıştır. Neden? Çünkü Safevi Devleti kurulurken meşruiyet zeminini, temellerini seyitlik üzerinden kurmuştur. Ve tarikat 12 imam şiası üzerine temellendirilmiştir. Dolayısıyla bu mezhebin akidesine göre, inancına göre Hazreti Ali'den sonra işte Emeviler Devleti, Abbasiler Devleti ve diğer kurulan devletler gasıp olarak nitelendirilmiştir. Yani Şia inancına göre meşruiyetleri yoktur bunların. Dolayısıyla Safevi Devleti 12 İmam Şiası üzerine kurulduğundan dolayı, meşruiyetini buradan aldığından dolayı kendilerini Hazreti Peygamber'e, hatta 7. İmam, İmam Musa Kazım'a dayandırmak suretiyle devletlerini meşru zemine oturtmuşlardır. Şimdi burada önemli mesele şudur. Safevi tarikatının o dönemin kaynaklarından edinilen bilgilere göre Sünni meyilli bir tarikat olduğu, hatta amelde de İmam Şafii'yi takip ettikleri, yani Ehl-i Sünnet üzere oldukları ifade edilir. Yani bunun pek çok kaynakta biz bunu sağlamasını yapabiliyoruz. Ancak tarikatın zaman içerisinde farklı bir noktaya evrildiğini görüyoruz. Bazı kaynaklarda Hoca Ali zamanında tarikatın siyah puş deniliyor kendisine, siyah örtü giyindiğinden dolayı o dönemden itibaren Şiiliğe evrildiği söylenmektedir. Ancak çok net olarak bildiğimiz bir şey var, o da Şeyh Cüneyt. Şeyh Cüneyt'in biz kesin olarak Safevi tarikatının bu döneminde artık bir Ehl-i Sünnet tarikat olmaktan çıkıp Şii temayüllü bir tarikat haline dönüştüğünü görüyoruz. Ama aynı zamanda bu bir tasavvufi, Şii meyilli tasavvufi hareket iken Şeyh Cüneyt zamanından itibaren bir de siyasal bir zemine girmiştir. Siyasal hedefler peşinde koşmaya başlamıştır. Bu siyasal hedefler peşinde koşmanın Safevi tarikatına çok ağır bedeller ödetilmesine neden olmuştur. Bunu niye söylüyorum? Çünkü Şeyh Cüneyt giriştiği bir mücadelede öldürülmüştür. Ardından tarikatın başına geçen Şeyh Haydar da babası gibi, Cüneyt gibi aynı siyasal
hedefler peşinde koştuğundan dolayı hem Akkoyunlu hem de Şirvanşahlar Devleti'nin devletiyle yaptıkları savaşlarda yenilmiştir. Arkasından tarikatın başına geçen Haydar'ın büyük oğlu Sultan Ali, hatta Safevi kaynaklarında Sultan Ali Padişah diye geçiyor. O da bu siyasal mücadele yolunda öldürülmüştür. Dolayısıyla Şah İsmail Devleti'ni kurmazdan önce bu tarikat 3 tane şeyhini siyasal mücadele yolunda vermiştir. Dolayısıyla Cüneyt'ten itibaren 4. şeyh olarak Şah İsmail ya da Şeyh İsmail bu devleti 1501 yılında Tebriz'de bağımsızlığını ilan etmek suretiyle siyasal hedeflerine ulaşmıştır diyebiliriz. Yani artık tasavvufi bir hareketken aynı zamanda siyasi bir hareket olmuş ve 1501'de devlet kurulduktan sonra Safevi şahları aynı zamanda bir şeyh olarak varlığını sürdürmüşlerdir. Tabii bu mesele, az önce de söylemiştim, gerçekten tartışmalı bir mesele. Neden tartışmalı bir mesele? Çünkü o dönemden elimize ulaşan kaynakların sınırlılığı gibi bir durumla karşı karşıyayız. Yani bugün Osmanlı tarihçileri pekala bilir ki pek çok o dönemde yazılmış çağdaş kaynak var. Aynı zamanda bunu mühimme defterleri, şeriyescilleri ve benzeri pek çok zengin kaynakla meseleleri biz biraz daha rahat bir şekilde problemleri çözme imkanına sahip oluyoruz. Fakat söz konusu Safevi tarihi olduğunda maalesef bunlardan uzağız. Safevi tarihinin o dönemine ilişkin kaynaklar oldukça sınırlı. Dolayısıyla bundan dolayı bu mesele hala tartışılmaktadır. Pehleviler döneminde o dönemlerle ilgili çalışma yapan Ahmet Kesrevi diye bir tarihçi var. Safevilerin daha çok Kürtlüğü üzerinde duruyor. Osmanlı tarihçilerinden ya da Türk tarihçilerinden Faruk Sümer hocamız da Şah İsmail'in Türk olmadığı kanaatinde. Hatta Zeki Velid Togan Hoca da benzer kanaatleri paylaşıyor. Bunda da neden bu mesele bu kadar çok tartışılıyor? Çünkü insanları farklı düşündürtmeye sebep olan rivayetler var, alıntılar var. Örneğin Şeyh Safiyüddin'in oğlu Sadreddin zamanında İbn-i Bezzaz Erdebili isimli bir şahsın yazmış olduğu Saffetü Safa isimli bir kitap var. Şimdi bu kitapta Şeyh Safiyüddin'den bahsederken bir yerde Ey Türk Piri ifadesi geçiyor. Ey Türk Piri. Bundan hareketle Safevilerin Türk olduğu iddia ediliyor. Bunun dışında dedelerinden bir tanesi Sincarlı olduğuna dair bir ifade var. Sincari diye bir ifade geçiyor. Bundan hareketle Safevilerin Kürt olduğunu iddia edenler, İran'ın yerli halklarından olduğunu iddia edenler, bu tür durumlarla karşı karşıyayız. Meselenin özüne bir de tabii Safevilerin kendilerini meşru zemine oturtmak için 7. İmam, İmam Musa Kazım'a ve oradan Hazreti Ali üzerinden Hazreti Peygamber'e dayandırma şeyi var. Dolayısıyla pek çok farklı tezle karşı karşıyayız. Ancak şu bir gerçek ki Şah İsmail'in yazdığı şiirler tamamen Türkçedir. Dolayısıyla kendisini Türkçe ile ifade etmiştir. Kendi kökleriyle ilgili bu tür tartışmalar olsa bile o devleti, o tarikatı özellikle Cüneyt'ten itibaren ciddi anlamda yönlendiren ve o hareketin bel kemiği haline dönüştüren Türk oymaklarıdır. Yani Şamlı Türkmenleri, Ustacılı Türkmenleri, Avşar Türkmenleri, Kaçar Türkmenleri, Bayatlar. Yani bugün bizim Anadolu'daki Oğuz Türkmenleri Şah İsmail'in ve o tarikatın etrafına kümelendikleri için ve Şah İsmail de onlar içerisinde yetiştiği için çok açık ve seçik bir şekilde şiirlerini Türkçe yazmıştır. Kurduğu devlet ve devletin temelleri de Türkçe üzerine inşa edilmiştir. Ordu'da Türkçe konuşulmaktadır. Bundan dolayı yani Türk tarihinde biz Safevileri bir Türk devleti, Şah İsmail'de yani Türk hükümdarlarından birisi olarak kabul ediyoruz. Evet, gerçekten Safevi Devleti'nin kuruluşu çok çileli bir süreçten geçmiştir. Şeyh Cüneyt'in öldürülmesi, Şeyh Haydar'ın öldürülmesi, Şeyh Sultan Ali Padişah'ın öldürülmesi ve akabinde İsmail henüz daha çocukken annesi ve kardeşleriyle birlikte Akkoyunlu Devleti bu aileyi kendileri için siyasi olarak, çünkü kendileri de siyaset yoluna girmişlerdir, bir tehdit unsuru olarak gördükleri için bugün Şiraz'ın İstahr Kalesi'ne hapsediliyor. Orada birkaç sene kardeşleriyle birlikte hapis hayatı yaşıyor. Ancak Akkoyunlu Devleti içerisindeki saltanat mücadeleleri neticesinde oradan kurtuluyorlar. Dolayısıyla bir anlamda İsmail hayat
hayata gerçekten çok çileli bir şekilde başlıyor. Abisi de öldürülüyor. Ondan sonra çok acı tecrübeler yaşadığı için tarikatın müritleri İsmail'i önce Erdebil'e kaçırıyorlar. Çünkü abisi Sultan Ali Şamespin'de öldürülmüştü. Orayı da bu arada biz tespit ettik. Tam yerini, sahasını toponimik çalışmalar yaparak. Orada öldürüldükten sonra abisi müritler, tarikatın önde gelenleri İsmail'i kaçırıyorlar. Birkaç gün Erdebil'de saklıyorlar. Oradan güvenli bir ortam olmadığı için Gilan yolu üzerinde, yol güzergahındaki bazı köylerde saklıyorlar. Ve nihayet itibariyle Gilan'da İsmail'in 7 yıllık bir, yaklaşık 7 yıllık bir uzlet hayatı oluyor. Hatta bu arada Akkoyunlu Devleti o bölgeye çok ciddi baskılarda bulunuyor. Bu tarikatın, işte Şeyhi İsmail'in ve etrafındakilerin teslim edilmesi konusunda. Fakat bütün bu baskılara ciddi anlamda direniliyor ve İsmail orada 13-14 yaşına gelinceye kadar yaşamını sürdürüyor. Kızılbaş Türkmenlerden, bu oymak liderlerinden askeri eğitim alıyor. Bölgedeki ileri gelen hocalardan dini eğitim alıyor. Kur'an eğitim alıyor. Efendim hat eğitim alıyor. Hatta o dönemde çocuk yaşlarındayken orada yazmış olduğu bir Kur'an-ı Kerim'i Atabat-ı Aliye bölgesinde Kerbela, Necef, onlardan birisi, şu an tam hatırlayamıyorum, yanlış söylemek istemem, oraya hediye ediyor. Yani 13-14 yaşındayken yazmış olduğu Kur'an-ı Kerim hediye ediliyor. Dolayısıyla İsmail'in gerçekten hem bir komutan olarak hem de edebi anlamda, dini anlamda iyi bir şekilde yetiştiğini söyleyebiliriz. 14 yaşına geldikten sonra Lahican'da, Gilan Lahican o bölgeden İsmail bağımsızlık için, bağımsızlık amaçlı yola çıkıyor ve yol güzergahında kendisine katılan insanların sayısı artmaya başlıyor. Erdebil'e geliyor. Efendim, farklı bir görüşe göre bugün da Ermenistan'ın başkenti Erivan, o dönemdeki adıyla Çukursaat diye geçiyor. Çukursaat'a geliyor. Oradan Anadolu'ya geçiyor. Erzincan civarına geliyor. Erzincan'da büyük bir kurultay yapılıyor. Anadolu'nun pek çok yerinden Türkmenler İsmail'i görmeye geliyorlar. Yani orada ciddi bir kitle oluşuyor. Tabii burada tarihçilerin farklı kanaatleri var. İsmail'in Anadolu'ya, Anadolu'da bir Türk devleti kurmak için geldiğini iddia eden tarihçiler var. Ama dönemin Osmanlı tarihçilerinden mesela Kemal Paşa Zade, Tevarih-i Ali Osman isimli eserinde İsmail'in o bölgeye farklı amaçlarla geldiğini fakat oradaki Türkmenlerden yeterince yüz bulamadığını falan söylüyor. Ancak bunu da sizin yayınınız aracılığıyla söylüyorum. Aslında bununla ilgili makale yazacaktım. Fakat ilk defa burada söylemiş olayım. Şah İsmail bağımsızlığını aslında Erzincan'da ilan ediyor. Erzincan'da bağımsızlığını ilan ediyor. Devlet Tebriz'de kurulmuş olabilir. Ancak bağımsızlık burada ilan ediyor. Peki bununla ilgili dayanağım nedir? Tarihçiler tarafından genelde göz ardı edilmiş. Çünkü Fütuhat Şahi isimli bir eser var. Heratlı İbrahim Herevi diye bir tarihçi. Bu tarihçinin eserinde, bu arada bu tarihçinin özel bir önemi var. Şah İsmail tarafından bizzat kendi hanedanının tarihini yazmakla görevlendirilmiş bir kişidir İbrahim Herevi. Ve kaynağı da Şah İsmail ve Kızılbaş komutanlardır. Şah İsmail'in etrafındaki isimlerdir, komutanlardır. Orada şöyle bir ifade geçiyor. İsmail diyor, burada tahta oturdu, dosta düşmana, Şam'a, Rum'a, Irak'a, her tarafa istikrar için, bağımsızlık için elçiler gönderildi diyor. Yani aslında İsmail'in bağımsızlık meşalesi Erzincan'da yakılıyor. Fakat bir müzakere yapılıyor İsmail ve etrafındaki üst düzey komutanlarla, ilk seferimiz nereye olsun diye. Hem dedesinin, babasının öldürülmesinde birinci derecede müessir olan Şirvanşahlar üzerine yapılması kararlaştırılıyor. Safavilerin ilk askeri başarısı budur, Şirvanşahlar üzerine. Ardından İsmail Akkoyunlu Elvent'le Şerur'da çok büyük bir savaş yapıyor. Şah İsmail'in, daha doğrusu Şeyh İsmail'in henüz ordusundaki asker sayısı Akkoyunlu Elvent'in ordusuna göre çok çok az olmasına rağmen çok güçlü ve yüksek motivasyonlu Safavi orduları Elvent'in Akkoyunlu ordularını ağır bir yenilgiye uğratıyor. Ardından Tebriz'e gelip Tebriz'de adına hutbe okutup sikke bastırıp tam anlamıyla bağımsızlık süreci burada tamamlanmış oluyor. 12 İmam Şiası üzerine devletin temelleri oturtulmuş oluyor. Yani Şah İsmail'in tahta geçinceye kadarki serencamını bu şekilde özetleyebiliriz. Evet, Safavi Devleti ve bu
tarikat aslında yani Safiyüddin'in kurduğu tarikatın Ehl-i Sünnet ve Şafii mezhebiyle bağlantılı olduğunu söylemiştik. Fakat zamanla evrildi dedik. Bunda Şeyh Cüneyt'in galiba Anadolu'daki hayatı etkili oldu. Çünkü mürit kitlesi çok ciddi anlamda Anadolu'daki Türkmenler arasından oluşmuştu. Tabii buna bağlı olarak bu tarikatın şeyi daha çok Hazreti Ali sevgisine dayalı olmakla birlikte gerçek anlamda burada itikadi ve ameli, özellikle ameli anlamda bir Şiilikten bahsetmemiz çok zor. Yani Sünni zaten değiller. Bu anlamda daha çok galiba bölgesel kültürlerin etkili olduğu, işte eski Türk inancı şamanizmden pek çok şeyin gelip geçtiği, İslam inancından da bir şeylerin alındığı karma bir dini inanışla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama Şah İsmail dedik devletini 12 İmam Şiiliğin 12 İmam mezhebi üzerine inşa etmiştir. Ve bunun için İran'da Şiilik de çok zayıf, oldukça zayıf durumda. Yani İran'ın büyük bölümü Sünni mezhepli. Ancak İsmail devletini Şii temeller üzerine kurdu. Peki bu nasıl olacak? Bu hedef nasıl gerçekleştirilecek? Henüz daha Şah İsmail zamanında özellikle bugünkü Lübnan'dan, Irak'tan, Bahreyn'den Arap uleması İran'a davet ediliyor. Ve İran'ın mezhep olarak gerçek anlamda bu Şiiliğin yayılmasında Arap ulemasının çok ciddi tesirleri var. Gerçi Andrew Neiman bu konuda yani Arap ulemasının çok da baskın bir etkisinin olmadığını söylese de gerçekten Arap bölgelerinden gelen Arap ulemasının İran'ın Şiileşmesinde çok ciddi etkisi olmuştur. İsmail'den sonra oğlu Tahmas kendisi çok dindar bir kişiliğe bürünmüştür, bir kisveye bürünmüştür. Ve Arap ulemasıyla ilişkiler daha da güçlendirilmiş, daha da yoğunlaştırılmış ve İran'ın bu şekilde hem Safavi ordularının yaptığı fetihlerle hem Arap ulemasının katkılarıyla bir Şii devletine dönüşmüştür diyebiliriz. Tabii Çaldıran Savaşı gerçekten Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. Ben de aynı kanaatteyim. Çünkü genel olarak İslam dünyası daha çok Ehl-i Sünnet mezhepleri üzerine bir hakimiyet, bir egemenlik söz konusuydu. Şah İsmail'in kurduğu Safavi Devleti Şii temeller üzerine inşa edildikten sonra burada bir kesinti ortaya çıktı. Yani gerek Hindistan coğrafyası, gerek Arap coğrafyası, gerek Türk dünyasıyla bağlantıların sağlamlaştırılması anlamında. Çünkü devlet olarak mezhebi, 12 İmam mezhebi olarak seçmişler. Dolayısıyla her şey buna göre şekillendiriliyor. Dolayısıyla diğer bölgelerle ciddi anlamda kesintiler oldu. Hatta bunu Çaldıran Savaşı'nın Türk dünyasında ne kadar etkili olduğunu ifade etmek için Timur'un Ankara Savaşı'yla bir karşılaştırma yapabiliriz. 1402'de yapılan Ankara Savaşı aslında Osmanlı tarihi açısından, Türk tarihi açısından çok ciddi bir dönüm noktası bir savaştır. Ancak her iki devletin de Sünni bir yönetim söz konusu olduğundan dolayı bu sadece siyaseten etkili olarak kalmış. Halbuki dünyanın pek çok yerinden olduğu gibi Timurların ana merkezlerinden olan bugünkü Özbekistan sınırlarındaki Buhara, Semerkant, o bölgelerden ulema Anadolu'ya gelip gitmiş. Anadolu'daki insanlar eğitim almak amacıyla Buhara, Semerkant o bölgelere gitmiş. Dolayısıyla yani bu karşılıklı ilişkiler, ilmi ilişkiler daha doğrusu kesinti olmadan devam etmiştir. Ancak Safavi Devleti'nin Şii kökenli olmasından dolayı Çaldıran Savaşı ciddi bir Türk tarihinde bir yarık meydana getirmiştir. Bu tarihten sonra Anadolu'daki İslam ve Osmanlı coğrafyasındaki İslam'da medrese ekolü daha baskın olmaya başlamış ve Anadolu'nun ve daha doğrusu Osmanlı'nın hakim olduğu İslam coğrafyasının daha belirgin Sünni temellerle hareket ettiğini görüyoruz. İran'da da tam tersine Safevilerin 12 İmam Şiası üzerinden bu işler yürümüştür. Dolayısıyla tarih boyunca hatta günümüze gelinceye kadar bu karşılıklı problemler devam ede gelmiştir. Şah İsmail'in 1501'de devleti kurmasından 1514'e kadar ki sürecini ayrı, 1514'ten 1524'te ölümüne kadar geçirdiği süreci ayrı değerlendirmek gerekiyor. Çünkü Şah İsmail 1501'de yani hatta bu siyasal yola girdiği andan itibaren az önce söylemiştim. Şirvanşahları yenilgiye uğratıyor. Ardından Akkoyunlu Elvendi'yi yenilgiye uğratıyor. Yine
Bir başka Akkoyunlu Bakiyesi Murad'ı ona namurat diyor. Muradına ulaşamamış Murat anlamında bir ifade kullanıyor. Onu yenilgiye uğratıyor. Yine İran'ın hakim coğrafyasında ta Bağdat'a kadar olan bölgeleri, bütün Irak'ı, Acem'i o bölgeleri ele geçiriyor. Hatta Özbeklerin bulunduğu ta Herat'a kadar olan coğrafyayı Şah İsmail ele geçiriyor. Yani Şah İsmail bir bahadır, büyük bir askeri komutan olarak zaferden zafere koşmuştur. Hatta bundan dolayı müritlerin, aynı zamanda kendisi bir tarikat şehidi olduğundan dolayı müritlerin İsmail'e karşı inanılmaz bir teveccühü var. Ve İsmail yenilmez bir komutan olarak cepheden cepheye, savaştan savaşa koşan bir kişi. Ancak ilk defa İsmail'in başında bulunduğu ordu, Çaldıran'da Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim karşısında ağır bir hezimete uğruyor. Dolayısıyla İsmail'in yenilmezlik unvanı ağır bir darbe oluyor. Dolayısıyla bunun eminim ki etrafındaki müritler nazarında da seslerini yükseltemeseler bile ciddi bir şey olmuştur. Yani İsmail bir imaj kaybıyla karşı karşıya ve 1514 Çaldıran Savaşı'ndan sonra 1524'teki ölümüne kadar 10 yıllık süreçte Şah İsmail'in bizzat başında bulunduğu hiçbir ordu yoktur. Yani İsmail bir anlamda depresyona girmiştir. Manevi buhran içerisindedir. Zamanının çoğunu içki içerek kendisini alkole vermiştir. Saray hayatı yaşamıştır kadınlarla. Dolayısıyla bir cengaver bir komutan olma ülküsünden İsmail tamamen uzaklaşmıştır diyebiliriz. Ve İsmail'in ölümüyle birlikte yerine oğlu Tahmasp geçiyor. O da henüz 11 yaşında küçük bir çocuk. Şimdi bu meseleye iki boyuttan bakmak lazım. Bir, Safevi İran'ı kitabı, yani Pers İmparatorluğu'nun yeniden doğuşu. Bu meseleyi bir iki cümleyle açıklamak isterim. Şimdi tarihte süreklilik diye bir şey var, kavram var. İran'da da hep bu tarihsel misyon göz önünde bulundurulmuştur. Dolayısıyla şehinşah kavramı, şahların şahı kavramı, bunlar hepsi eski İran'da kullanılmış ifadeler, kavramlar. Bundan dolayı Safevi Devleti'nin tabiri caizse eski Pers İmparatorluğu'nun bir devamı olduğu kanaati hakimdir. Bu kabul edilebilir, buna farklı tezler ileri sürülebilir. Bu ayrı bir bahis ama böyle bir görüşün olduğu söylenebilir. Diğer boyuta gelince, bugün İran İslam Cumhuriyeti'nde nasıl bakılıyor meseleye diye. Devlet nazarındaki bakışı farklıdır, toplum nazarındaki bakışı farklıdır. Yani tek bir kanaat belirtmek doğru olmaz. Bir defa İran'da yaklaşık 30-35 milyon Türk'ün varlığı iddia ediliyor. Dolayısıyla oradaki Türklerin Safevi Devleti'ne ya da Şah İsmail'e bakışları elbette ki olumlu. Çünkü o bölgedeki Türklerin bir anlamda atası olarak kabul edildiği için İsmail sahipleniliyor. Ancak İran İslam Cumhuriyeti Devleti'nin bunu tam olarak sahiplenmesi çok mümkün gözükmüyor. Kısmen kabul edilebilir ama kısmen de kabul edilemez. Neden kısmen kabul edilebilir? Çünkü bugün İran İslam Cumhuriyeti Devleti'nin de mezhebi Caferilik mezhebi. Bu mezhebi İran'da ilk defa ikame eden, ilk defa kuran kimdir? Şah İsmail'dir. Dolayısıyla bana kalırsa Şah İsmail'e karşı bir vefa borçları var. Yani devlet olarak. Ancak İran İslam Cumhuriyeti farklı bir ideolojiyle, farklı bir misyonla bir devlete dönüştüğü için ya da İran'daki rejime hakim olduğu için bir de İran İslam Cumhuriyeti neyi yıkarak yerine geldi? Şahlık rejimini yıkarak geldi. Şah İsmail'de bir şah. Dolayısıyla onun temsil ettiği bu misyona karşı doğal olarak çok olumlu, pozitif bir görüş, bir kanaat olduğunu söylemek mümkün değil. Şimdi elbette Safevi kaynaklarında ve Osmanlı kaynaklarında böyle bir durum var. Osmanlılarla Safevileri karşı karşıya getiren elbette ki ekonomik, siyasi pek çok sebeple birlikte bu işin dini boyutu da var. Safevi devleti Hazreti Ali dışında kalan ilk üç halifeyi tanımıyor ve onları gasip olarak görüyor. Hatta Hazreti Ali'den sonra az önce söylemiştim Emeviler ve Abbasiler dönemindeki hükümdarları da tanımıyor. Onları da gasip olarak nitelendiriyor. O halde Hazreti Peygamber'den sonra hilafet hakkı Hazreti Ali'nin, Hazreti Hasan Hüseyin ve onun üzerinden 12 imam, bunların yönetme yetkisinin olduğu temel akidesi üzerine inşa edilmiş. Dolayısıyla tabii İslam tarihinin çok üzücü olayları işte Hazreti Peygamber'in vefatından sonra yavaş yavaş bir takım ayrılık hareketleri başlıyor. Özellikle Cemel Savaşı, Sıffin Savaşı ve Kerbela olayı Müslümanlar arasında derin yarıkların oluşmasına sebep oluyor. Ve Safevi Devleti'nde de
şöyle bir uygulama var. İlk üç halifeye lanet ediliyor. Bir de Hazreti Ayşe var bunun yanında. Dolayısıyla böyle bir uygulama var. Bu uygulama tabii Ehl-i Sünnet'te de hem Hazreti Ebubekir, hem Hazreti Ömer, hem Hazreti Osman ve Hazreti Ali hepsi de aynı derecede makbul ve muteberdir. Dolayısıyla ilk üç halifeye bu şekilde bir tavır sergilenmesi Osmanlıları ciddi anlamda rahatsız ediyor ve onlara karşı bir savaş içinde bir gerekçe oluşturuyor. Yani çünkü Ehl-i Sünnet inancına göre Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Ebubekir ile ilgili ayet var. Çünkü işte Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken Peygamberimizin yanındaki kimdi? Hazreti Ebubekir'di. Ayetlerde yani Hazreti Ebubekir'in ismi geçmese bile onu ifade eden bir şey ifade geçiyor. Yine İfk hadisesinde Hazreti Ayşe'ye atılan bir iftira var. Onun masum olduğuna dönük yine bir şey var. Bütün bunlar tabii Ehl-i Sünnet dünyasını ve onu temsil eden Osmanlı Devleti'ni rahatsız ediyor. Ve ilk 1555 Amasya Anlaşması'nda bu mesele gündeme geliyor. Ve daha sonra Şah Abbas zamanında yapılan anlaşmalarda da bu mesele gündeme geliyor. İlk üç halifeye hem de Hazreti Ayşe'ye karşı bu şekilde nahoş ifadelerin ve kavramların kullanılması açıkçası istenmiyor. Tabii bu çok uzun bir hikaye, 200 yıllık bir hikaye ama olabildiğince özet bir şekilde anlatmaya çalışayım. Bir defa Şah İsmail'den sonra yerine oğlu Tahmasp geçiyor. Tahmasp tahta geçtiğinde yaklaşık 11 yaşlarında bir henüz çocuk ve devlete iktidar oluyor ama muktedir olamıyor. Yani devleti tam anlamıyla kontrol edemiyor. Bundan yoksun bir durumda Tahmasp yaklaşık 1524'ten 1531'e kadar 7 yıl falan Kızılbaş oymaklar arasında çok ciddi savaşlar yapılıyor. Yani bu tarikatın müritleri ve devletin bel kemiğini oluşturan oymaklar birbiriyle savaş halinde ve üst düzey pek çok Kızılbaş komutan bu savaşlar sonucunda öldürülüyor. Ta ki 1531-32'de ancak Tahmasp hem yaş olarak daha da olgunlaşıyor, hem tecrübe kazanıyor, hem de devlet üzerinde otoritesini yavaş yavaş yerleştirmeye başlıyor. Osmanlıların Şah Tahmasp zamanındaki hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman. Sultan Süleyman'ın 1533-35'te ilk bir Irak-Heyn savaşı var. Ondan sonra 1553'te, 54'te tekrar bir daha hareketlilik yaşanıyor ve 1555 Amasya Anlaşması'yla yani iki devlet arasında bir huzur ortamı sağlanıyor. Ancak Kanuni Sultan Süleyman dönemi Osmanlı Devleti'nin İran üzerindeki İran üzerine yaptığı seferler çok ciddi anlamda hem Osmanlı Devleti'ni yıpratıyor hem Safevileri yıpratıyor. Sonuç olarak her iki tarafın çok ciddi kazanımlarının olduğunu söylemek çok fazla mümkün değil. Tahmasp'ın ölümünden sonra, bu arada Tahmasp ile ilgili birkaç şey daha söyleyeyim. Tahmasp bir defa çok dindar bir insan. Yani Şii akidesine son derece bağlı. Kendisi aynı zamanda Kızılbaş Türkmenler'de içki, alkol ve bu tür şeyler çok makbul. Yani devlet işlerinde falan. Ayşü Tarap, Halil Nazik Hoca'nın ifadesiyle oldukça yaygın. Tahmasp hem kendisi bütün bunlara tövbe ediyor hem de etrafındakileri bu konuda baskı altında tutuyor. Böyle bir karakteri var ve çok inançlı bir insan. Tahmasp çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Ancak bu sıkıntılara karşı devleti ayakta tutmayı başarıyor tabiri caizse. Bütün sıkıntılara rağmen Safevi Devleti Şiileşme faaliyetleri bu dönemde daha da yaygınlaşıyor. Yani devlet olabildiğince sağlam temeller üzerine oturmaya başlıyor. Ancak Tahmasp'tan sonra orada da bir taht kavgası var. Tahmasp'ın iki oğlu arasında ciddi bir saltanat mücadelesi yaşanıyor. Bunlardan birisi İsmail. İkinci İsmail diyoruz biz buna. Şah İsmail olduğu için. Diğeri de Haydar Mirza. İki tarafın taraftarları arasındaki mücadele sonucunda İsmail'in taraftarları Haydar'ın taraftarlarını yenilgiye uğratıyor ve Haydar'ın kafasını keserek bu taht mücadelesini sona erdiriyorlar. Peki bu sırada İsmail nerede? İsmail Azerbaycan sınırında bulunan Kahkaha Kalesi'nde mukim. Babası çünkü 1555 Amasya Anlaşması'ndan sonra çok hareketli olduğu için anlaşmaya zarar verecek potansiyelde bir şehzade olduğu için oğlunu Kahkaha Kalesi'ne gönderiyor. Tam 19 yıl, 6 ay, 21 gün o kalede, bu arada Türkiye'den herhalde o kaleye ilk defa çıkan ben olmuşumdur. O yüksekçe bir kale, oradan hiçbir yere çıkamıyor. Yani yaklaşık 20 yıl o kalede kalıyor. Tahta geçtikten sonra akıllara durgunluk verecek uygulamalar var İsmail'in. 1,5 yıllık bir saltanatı var. Ancak o saltanatı sırasında bir defa Şiilik inancından tekrar Sünniliğe bir meyil gibi bir durum söz konusu. Bu da ayrı bir bahis. Yani mesela ilk üç halifeye
lanet okuma, Hazreti Ayşe'ye lanet okuma uygulamalarını kaldırıyor. Paraların üzerinden, yani sikkelerin üzerinden Hazreti Ali'nin şeylerini kaldırtıyor medreselerden falan. Böyle yeniden acaba Safevi Devleti farklı bir mecraya giriyor gibi bir durum söz konusu. Ancak İsmail faili meçhule kurban gidiyor bugünkü ifadeyle. Yanında bir musahibiyle, bu arada alkol kullanımı çok yoğun ve uyuşturucu maddeler de kullanıyor İsmail. Yani kaynaklarda anlatıldığı kadarıyla ve girdiği alkol ve uyuşturucu komasından çıkamayarak ölüyor. Dolayısıyla ondan sonra yerine yarı kör olan Muhammed Hüdavend'e geçiyor. 12 yıllık onun bir saltanat dönemi var. O da iktidar oluyor ama muktedir olamıyor. Çünkü devlete otorite kurabilecek özelliklerden yoksun. Büyük kardeş olduğu halde zaten İsmail tahta çıktı. Diğeri taht mücadelesinde bile bulunamıyor. Çünkü yani muhtemel bir devlet adamı hükümdar olarak görülmüyor. Ama mecburen koşullardan dolayı o tahta çıkıyor. 12 yıllık bir onun saltanat dönemi var. Fakat esas Safevi Devleti devletinde 3 tane şahın çok etkisi ve izi vardır. Şah İsmail kurucudur. Tahmasp 54 yıllık saltanatında Safevi Devleti'ni mezhepsel olarak sağlam zemin üzerine oturtmuştur. Şah Abbas da Safevi tarihçileri tarafından Şah Abbas-ı Kebir, Büyük Abbas olarak anlatılır, nitelendirilir ve 1587'den 1629'a kadar uzunca bir süre Safevi saltanatında söz sahibi olmuş. Osmanlı'ya karşı kaybettiği yerleri geri almış. Tam anlamıyla Safevi devletini büyük bir devlet, büyük bir imparatorluk haline dönüştürmüş. Önemli bir karakterdir, önemli bir şahtır diyebiliriz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi ki varsınız diyorum.